Hikmet sohbetleri tercih bize bırakılsaydı Cenab-ı Hakk'ın bizim ruhumuza kainatın yaratılışını seyretme müsaadesi verdiğini ve güneş sisteminin yaratılışını seyre koyulduğumuzu farz edelim. O anda ruhumuzun ne gece ve gündüzle, ne kış ve yazla ne de yeme içme ile ilgisi olmadığından biz güneşin ışık vermesine, dünyanın hem kendi hem de güneş etrafındaki dönüşüne, dünya üzerine bir hava tabakası konulmasına hiçbir mana veremeyecek bunları gereksiz bulacaktık hepsi insan hayatının sönmesi demek olan bu hatalı tercihler yerine Rabbi Kerim'imiz kendi iradesi ve takdiriyle bu alemi en güzel şekilde yaratıp bizleri içine koymuştur. Kainatın yaratılışında olduğu gibi ana rahminde teşekkürümüz safhasında da irademiz dışında ilahi plan ve programla her bir organımız dünya hayatımız için en faydalı şekli alarak bedenimizde en uygun yere konulmuş ve diğer organlarla olan münasebeti en mükemmel şekilde düzenlenmiştir. Hakimi ezeli ana rahminde azalarımızla ilgili her türlü tercihi bize bıraksa ve rahmetini imdadımıza göndermeseydi her birimiz bir hilkat garibesi olarak dünyaya gelecektik. Demek ki bedenimizdeki azalar ancak o hakimi adilin çizdiği kader programı üzere güzel ve faydalı olabilmekte ve bedenimiz bir bütün olarak en güzel şekli almaktadır. Evet Bediüzzaman Hazretlerinin buyurduğu gibi kaderin her şeyi güzeldir ve kader her zaman rahmet ve hikmetle beraber yürümektedir.